Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda daha önce yapmış olduğum bir kahvalık solar jeneratör ve 12 volt motor taktığımız 90 litre mini buzdolabın incelemesini yapacağız. Öncelikle arkadaşlar bir kahvalık yapmış olduğumuz solar jeneratörün özelliklerinden bahsedeceğim. Bir önceki videomdan da biliyorsunuz yapılış videosu vardı. Onu da arkadaşlar açıklama bölümündeki linkten izleyebilirsiniz. Bu cihazımız, şöyle kutu içeriğini açalım arkadaşlar. Tam 42 amperlik LiPo batarya ile beslenmekte. Onunla beraber 1000 wattlık tam sinüs invertörümüz var. Şurada da arkadaşlar 30 amperlik solar şarj kontrol cihazımız var. Bu şarj kontrol cihazımızda bataryadan ne kadar akım çekildiğini, bataryaya ne kadar akım geldiğini, bataryanın kaç volt olduğunu ve güneş panelinden bataryamız ne kadar şarj olduğunu bize anlık olarak gösteriyor. Hatta şu anda bataryamızın 37 derece olduğunu bize gösteriyor arkadaşlar. Şurada da arkadaşlar bir adet daha solar şarj regülatörümüz var. Bu da 30 amperlik solar şarj kontrol cihazımız. Bunun da arkadaşlar 12 volt çıkışlarımızı besliyoruz. Aynı zamanda 4 adet cep telefonu da şarj edebilecek kapasitede oldu. Hemen şurada gördüğünüz gibi bir tane termostatımız var. Bu termostatımızda şu görmüş olduğunuz fanımızı belirli bir sıcaklığı gelince çalışmasına sağlıyor ve içerideki sıcak havayı da soğutmuş oluyor. Gördüğünüz gibi burada havalandırma deliği mevcut arkadaşlar. Buradan aldığı soğuk havayı içerideki sıcak havayla karıştırarak fan yardımıyla o sıcak havayı dışarı atıyor arkadaşlar. Buradan da soğuk havayı geriye almış oluyor. Şurada da iki tane emniyet şartelimiz var. Bir tanesi 40 amperlik, bir tanesi de 20 amperlik, 40 amperlik sigortamız. 1000 wattlık invertörümüz için, 20 wattlık olan da cihazımızın diğer 12 volt çıkışları için kullanılıyor. Hemen şöyle kapak üzerine geldiğimizde şurada görüyorsunuz iki tane 220 volt çıkışımız var. Her bir çıkıştan 500 watt alabiliyoruz. İki çıkıştan aynı anda cihaz bağladığımız zaman da 1000 wattı geçmemiş olması gerekiyor. Ve şurada da arkadaşlar anlık olarak bataryamızın kaç volt olduğunu buradan görebileceğiz. Ve şurada da 12 volt çıkışlarımız var. Yine çıkışlarımız çalışıyor şu anda. Çünkü dolabımızı çalıştırmakta. Lambası da yanıyor. Buralardan da 12 volt 5 ampere kadar cihazlarımıza bağlayabiliyoruz arkadaşlar. Yine burada USB portumuz var. 5 volt 1 amper, 5 volt 2.1 amper olmak üzere iki tane de USB portumuz mevcut. Burada açma kapama düğmesi var. Yine arkadaşlar açtığımızda lambası yanıyor. Ve şurada da 12 volt çakmaklık soketimiz var. Çakmaklık soketiyle çalışan 180 watt'a kadar olan bütün cihazlarımızı buradan çalıştırabiliyoruz. Burada da arkadaşlar bir şartelimiz var. Bu şartelimiz de tüm sistemi kapatıyor arkadaşlar. Tut ki artık yaz bitti, evimize döneceğiz. Bu cihazı da bir rahat olarak 3 ay kullanmayacağız. Ne yapıyoruz? Hemen şu şartelimizi sıfır konumuna getiriyoruz arkadaşlar ve 3 ay boyunca kapanmış oluyor. Daha uzun sürede bekletebilirsiniz. Çünkü içinde LiPo batarya var arkadaşlar. Tam 1 yıl bekleme süreleri mevcut. Hemen cihazımızın bu tarafına geldiğimizde görüyorsunuz arkadaşlar. Solar panelimizden gelen
bir ucumuz var. Buradan bağladığımızda güneş panelimizden cihazımız şarj oluyor. Yine burada bir havalandırmamız var. Buradan da arkadaşlar içerideki sıcak havayı dışarıya atıyor. Burada da söküp takılabilen bir 220 volt jackımız var arkadaşlar. Bu cihazımızı güneş olmadığı zamanlarda evimizdeki şebekeden şarj edebiliyoruz. Şurada da güneş panelimiz var arkadaşlar. Güneş panelimizde 100 wattlık bir güneş paneli. 100 wattlık güneş paneli bu sistem için biraz küçük kalıyor. Bu sistem için arkadaşlar en az 150 wattın üzerinde bir güneş paneli tavsiye ederim. Hemen şöyle dolabımızın performansına bakalım arkadaşlar. Şu anda görüyorsunuz yaklaşık 5 derecelerde şu anda iç sıcaklığı. Tabii bu şu anda termostat attı. Dondurucu kısmında baktığımızda arkadaşlar -4'lerde ve -5'lerde çalışmakta. Hemen dış sıcaklığı da şöyle bir ölçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle dış sıcaklığı baktığımızda yaklaşık 41-42 derece bir sıcaklığı görmekteyiz. Burası Aydın ili arkadaşlar. Aydın'da biliyorsunuz güneşte 53 derecelere gören bir memleket. Şu anda gölgede de 40 ile 42 arasında değişiyor. Bu görmüş olduğunuz sistem şu anda balkonda gölgede arkadaşlar yaklaşık 40 derecede böyle bir performans veriyor. Solar jeneratörü yaptığımdan beri tam 3 gün geçti. 3 gündür de arkadaşlar sürekli çalışmakta ve 100 wattlık panelle bu görmüş olduğunuz dolap, solar jeneratörümüz kesintisiz bir şekilde çalıştı. Ama ekstra TV ve aydınlatmak için de arkadaşlar 100 wattlık panel yeterli olmaz. En az 150 wattlık bir panel hem TV hem lambalar hem bu görmüş olduğunuz buzdolabımız için yeterli olacaktır. Bu görmüş olduğunuz solar üçlü paketi arkadaşlar, isterseniz bu şekilde de sizlere yapar gönderirim. Solar jeneratör paketimizin 300 watt olanı, 600 watt olanı ve bu şekilde de 1 kW olanı da var arkadaşlar. İstediğiniz bütün illere gönderebilirim. İstediğiniz gibi solar jeneratör paketi yapmamı isteyen arkadaşlar videomun açıklama kısmında Instagram ve Facebook adreslerim mevcut. Oradan iletişime geçebilir. İsteğinize göre paket yapar gönderirim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar şimdilik hoşça kalın.